Tabii burada Savunma Sanayicileri Derneği olarak Savunma Sanayicileri, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği tam ismimiz. Savunma Sanayicileri Derneği diyoruz kısaca SASAD olarak. Biz tecrübelerimizi paylaşmak ve hani savunma sanayinde bir atılım yapmak için hani nasıl bir altyapı gerekir, nasıl bir hazırlık gerekir, biraz onları paylaşmak için buradayız. Savunma sanayindeki yatırımlar takdir edeceğiniz üzere çok stratejik yatırımlardır. Bu stratejik yatırımların da çok iyi düşünülmesi, çok iyi planlanması önemlidir. Burada Savunma Sanayi Başkanlığımızın özellikle bir lokomotif rolü vardır bu sektörde. Bu sektör diğer sektörlerden biraz farklıdır. Bu sektör savunma sanayi dünya her yerinde, her ülkesinde hakikaten bir lideri olan bir sektördür. Bizim ülkemizde de bu işin lideri Savunma Sanayi Başkanlığımızdır. Afyon hakikaten tabii şöyle yani %100 hani hazır mıdır? Mutlaka hani bir şey gerekir. Hani mutlaka bir ek bir çalışma gerekecektir. Fakat hani birçok ile göre, Türkiye'deki birçok ile göre bence çok daha hazır. Yani tekrar söylüyorum. Özellikle coğrafi konum büyük bir avantaj. Üniversite büyük bir avantaj. Belli bir endüstri var. O çok büyük bir avantaj. Yani biraz evvel işte Kırlıoğlu şirketi yöneticileriyle beraberdik. Çok hakikaten çok da memnun oldum kendileri tanıştırma. Çok da etkilendim yapılan işlerden. Muazzam güzel işler yapıyorlar. Teknolojik işler yapıyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir altyapı da var. Bunların hepsi artıdır. Artı değerdir. Yani hızlı hızlı savunma sanayi şehri haline gelebilir Afyon, öyle söyleyeyim. Savunma Sanayicileri Dernek Başkanımızın Çanakkale'li olması ayrı bir özellik. Boğaz Harbi ile birlikte ülkenin kurtuluşunun öncüsü, kuruluş ve kurtuluşunda başkenti yine Afyonkarahisar. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu Kocatepe'de atıldı. İkisi de ayrı bir tarihi olarak da ayrı bir özellik arz ediyor. Ondan dolayı da tekrar hoş geldiniz diyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim.